Otomobil Meraklısı Aral kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an veya son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar Temmuz'un 23'üne geldik. Sıfır otomobil ve ikinci el otomobilleri biliyorsunuz an veya sizinle paylaşıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar ikinci el otomobil. Eminim ki çevrenizde, civarınızda ve sizin de içinde bulunduğunuz durumda ikinci el otomobil almak isteyen çok arkadaş vardır. Ki piyasayı da yakinen takip eden, ilan veren, ilanlarının sonuçlarına bakan ya da pazarlara giden mutlaka olacak ve olmaktadır da. Arkadaşlar otopazarlarını biliyorsunuz. Otopazarları hemen hemen özellikle internet ortamında daha yüksek fiyatlar çekilebiliyor otopazarlarına. Otopazarlarına giden bir kişi bir kere fiyatlara çok iyi hakim olmalı ve gerçekten de araba bilgisine en azından biraz bilgisi olmalı. Diyoruz çünkü neden? İnternet ortamında anında telefonunuzu alıp hemen o arabanın farklı özelliklerinde, farklı modellerinde hemen kıyaslama yapabiliyorsunuz ama oraya gittiğiniz zaman acaba başka bir modeli var mı? İşte oradan bulabilir miyim gibi gibi. Şimdi arkadaşlar Temmuz'un 23'üne geldik. 30 Haziran'da bayramdan önce biz bir istatistik olarak almıştık. Elimizde bulunsun bakalım biliyorsunuz. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ve çoğu tatilcinin memleketine gidiyor olması, sürenin uzun olması burada araba olan talebi biraz arttırdı. Ve bunun neticesinde piyasa aynı sıfır otomobillerde Haziran'da biliyorsunuz 2 kere zam geldi. İkinci el otomobillerde de bu bağlamda arkadaşlar en az %3, %5, %7 civarında yine zam yaptılar. Ama satış olarak bakıldığı zaman 30 Haziran'a kadar, Kurban Bayramı'na kadar satışlar canlı bir trend olarak sergileniyordu. Tabii ki çok yüksek satanlar gene satmakta biraz daha zorlanıyorlardı arkadaşlar. Gelelim şimdiki duruma. Bakın 30 Haziran'da sarı sayfalarda vasıta olarak 608.796 tane vasıta vardı arkadaşlar. Şu an ayın 23'üne geldik. Hatta birkaç gün öncesi de vardı. O rakam biraz daha düşüktü. Çok hafif bir farklılık var. Şu an arkadaşlar 20-23 günde ilan sayısı 662.000'e çıktığını görüyoruz. Yani bakıldığında %9'luk bir artış olmuş. Şimdi bayrama kadar olan süreçte satışlar biraz daha canlıydı. Bayramdan sonra yine satılık ilanlar koydu ama daha önceki serüvendeki gibi aktif bir şekilde hızlı gitmiyor arkadaşlar. Öyle örnek veriyorum. Şu an giriyorsunuz mesela bir araba özelliği arattırıyorsunuz sitelerde 100 bin lirayla. Evet arkadaşlar yeni uygulamamız olan Touch App herhangi bir konu hakkında aklınıza takılan bir sorunuz varsa ve bu konuyla ilgilenen kişilerden veya uzmanlardan yanıt almak için sorunuzu Touch App'te paylaşabilirsiniz. Ayrıca en çok paylaşımda bulunduğunuz insanlarla kendi topluluğunuzu kurabilirsiniz. Siz de aşağıda bırakacağım linkten indirmek için tıklayabilirsiniz. Touch App 30 bin lirasında misal veriyorum ya da biraz daha yüksek fiyatlardan bahsedelim. 300-350 bin bandında arabanın fiyatlarının yığıldığını görüyoruz. Kalkıp da bir vatandaş arabası temizle 400-450 yazıyorsa o arabaya zaten satılmıyor arkadaşlar. Bekliyor yani. Maksat piyasayı yükseltmek ya da beklemek modunda oluyor. Ama 350 skalara yakın getirdiği zaman bayramdan öncesinden biraz daha yavaş olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Piyasanın şu an bayram öncesine oranla yavaş gidiyor. O lokomotiflik yok. Ağustos ayının, Temmuz ayının canlılığı, özellikle Temmuz ayındaki o ciddi canlılık bayramdan sonra yerini daha stabile verdi. Satılıyor mu? Satılıyor. Ama o kadar bir canlılık yok arkadaşlar. Ve öyle uçuk kaçık fiyat verenler de sadece piyasayı yükseltmiş oluyor. Çok istisnai durumlarda gerçekten çok temiz olacak. Gerçekten onu almak isteyen adam olacak ki olacak. Ki otomobil olarak bakıldığı zaman da arkadaşlar 341 binden 374 bine çıktığını görüyoruz. Burada da yaklaşık %9,5'luk bir artış var. Yani bayramdan sonra yine arabaların ciddi anlamda sayfalara artış olarak yüklendiğini görüyoruz. Ama aynı artışın yansıması alış olarak o kadar yok arkadaşlar. Bunu buradan net bir şekilde size söyleyelim. Sizin de bilginiz olsun. Araba satacak, araba alacak olan arkadaşlar ikinci elde şu an için bu durumu bilsin. Sıfırlı olan durumda zaten ilerleyen günlerde biliyorsunuz bayilerden ben son bilgileri alıyorum.
son durumlar, son satışlar, zaten aylık satışları da takip ediyoruz. Onun da videosunu zaten birkaç gün sonra yine sizinle paylaşacağım arkadaşlar diyerekten son dakika bilgisi olarak piyasayı merak eden, araba alacak olan arkadaşlar için bilgi verelim dedik. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.